Bu kurt. Bizim evet. ülkemizde vurulması yasak. Yasak. Kanunen yasak. Evet. Cezası da var. Evet. Fakat bugün bir makale okuduk. Nerede o gazete? Ver bakayım o gazeteyi de bir okuyayım. Burada. Günlük gazetesi. Çorlu Günlük Gazetesi. Çorlu Günlük Gazetesi. Malkara. Yaz mevsiminde kurtlar köye indi. Malkara ilçesine bağlı. Ne köy? Karanlık burası. Yürücek. Oku bakayım şu yazıyı bana. Karanlık. Yürücek köyünde bir koyun sayısına saldıran kurtlar 6 koyun telef etti. Bugün de görünüyor. Evet. Dün. Peki şimdi. Dün oldu bu. Evet. Peki şimdi bizim ülkemizde kurt kurmak yasak. Evet. Kanunen yasak. Evet. Devlet hatta kurt salıyor birçok yerlere. E şimdi bu köylünün durumu ne olacak? Bugün 6 tane telef etti. Belki bu adamın 12 tane vardı. Bunun 6 tanesi belki domuzlu koçuydu. Şimdi bu adam bugün 6 tane yedi parçaladı bunlar bıraktı. Yarın geldi 16 tane öbür sürekli 46 tane diyor. Peki şimdi bunun nedir yani? Ben size şöyle kısaca anlatayım. Az çok bize yurt dışına geliyor. Bütün avlattı ve memnuniyetle özellikle Bulgaristan'ın hepsine girip çıkmışlığımız var. Şimdi o kurt Bulgaristan'da avlanıldı. Geçen sene bir şey kurt. Kim orada mı tanıdık mı? Bunu bir tanıdık evet arkadaşımız. Orada serbest ama o. Şimdi bunu diyeceğim. Şimdi yurt dışındaki avlaklar devlet avlağı da olabilir, şahıs avlağı da olabilir. Ama içinde predatör yani yırtıcı yok edici sayılabilir hiçbir hayvan barınamaz. Çünkü bu avlakların içindeki hayvanlar değerli hayvanlar. Kızıl geyinden, ala geyinden, muflon koyan... Bizden avcılığı da var. Tabii. Karacasına kadar bu hayvanlar olduğu için bu hayvanın yani Avrupa'nın en büyük avcısını rehberler avlıyor. Evet. Sadece bakın ne diyorum, ayak izi demiyorum. Sadece çamurda gördükleri bir tırnak izi yüzünden. Hiçbir avlakta, dünya avlakta kurt barınamaz. Evet. Doğru tabii ki. Barınamaz. Allah'tan içine girdin mi? Bizim Türkiye'de de işte aynı şey oldu. Güya popülasyonu dengelesin diye Konya'da koyunlara kurt saldılar. Ne oldu? Hayvanlar telef oldu. Evet. Yani gidip de dişiyi, yavruyu yiyecek bir hayvan değil. Kurtla biraz evvel işte gazetede gördünüz. 6 tane hayvan da olmuş. E sen şimdi kurdu saldın o yavru koyunlardan gidecek 70-80 santimlik madalyalık koçu öldürecek. Pardon. Tabii maalesef onlar bizim ülkemizde zamanlı olacak. Yavaş yavaş. Evet. Hepsi birdenbire olmaz. Evet. Biz birdenbire Avrupa toplumun içine giremeyiz. Yavaş yavaş az giremez. Az ne kadar sürdü yavaş yavaş. Şimdi bunu sen doldurdun. Evet. Sen soydun bunu burada. Evet. Bu sana... Ya bu soyulmuş olarak geldi. Yüzümüz. Sen bu vaziyette geldin. Evet. Yüzümüz vaziyette sen bu hale getirdin evet. ama. Evet. Bunun şimdi bu dişleri... Hepsi Amerika'dan geliyor fakat... Evet. Bu hayvanın ikinci atış ağız kısmına geldiği için gördüğünüz gibi şu kısmı tamamen yok. Yani deriden bağımsız. Bu sadece el becerisiyle şu dudak kısmı yapılmış bir çalışma. Nereye? Epoksikil. Ben yaptım kendim. Yani bu çene yapısı komple benim kendi el becerim. Yani sen aynı anda bir cerrahlık da yapıyorsun. Evet. Bozuk trafeleri düzeltebiliyoruz. Kurdu da bu şekilde yaptık. Çok güzel. Bunu sahibi alacak mı? Sahibi bunu bir hafta içinde falan alacak teslim edeceğiz. Güzel. Çok güzel bir çalışma. Bravo. Senin avcılığın da var. Evet var. Turaf avına meraklıyız biz de. Bir iki burada dükkanımızda resimlerimiz mevcut. Mesela şu an çektiğimiz trafeyi ne bunu tarihi tam okumuyor. 2010 yılında avlamışım. Gene Bulgaristan'da Rodop Dağları'nda avladığım bir koç. Talip de avladık bunu. Evet. Bunda gümüş madalya aldı bu koçum. Bu daha eski bir muflon koyun avı. Gene Rodop Dağları. Onun boynuzları da altın madalya aldı. Çok büyük, çok muhteşem bir koç. Bravo. Yani senin aşk komple hem avcılık evet. hem de vurulan hayvanları evet. ölümsüzleşmeyle birlikte evet. kaldı. Sanırım ki, peki sen bu kadar meşgalen içinde evlendin mi? Yok bekarım abi. Evlenmek çok zor olacak gibi geliyor. Sen bekarda kalırsın. Kalırım evet. Kalırsın. Kalırsın sen kalırsın. Kalırsın sen kalırsın. Buyur kadın ustamız. Aslan arkadaşım geçmişte de iyi bir bas gitaristtir. Evet müzik de alem iyidir. Müzik, iyi de müzik bilgisi var. Becerimiz bayağı fazla. Maşallah. Yani maşallah. Onu da belirtmek istiyorum. Maşallah. Zaten sizler gibi insanlar örnek oluyor kimi insanlara. Yani farklı meşgalelerle uğraşıp da bu tür olayı yaptığın zaman daha güzel neticeleri de alabiliyorsun. Peki Talip kardeşim şimdi burada da benim sana getirmiş olduğum bir şeyim var. Şu beyaz bir çulluk. Çulluk. Albino. Tut bakalım. Şunu şimdi de okuyacağım. Bunu bana İzmir'den
Çok kıymetli bir arkadaşım getirdi ama kağıt nerede? Cebine koymuş olmuyorsun. Yok. Onun bir anısı var. Kapadın mı? Evet, Talip. Bak arkadaşım şuraya hatta yazmış. Şu arkadaşımız bunu vurmuş İzmir'den. İzmirli bir arkadaşımız. Şöyle de ikisini yan yana koymuş o gün vurduğu çulluk falan. Bir tanesi albino. Yani şu an elimizde bulunan evet. Çulluk. Şöyle de bir yazılar yazmış. Bunu vuran saygılarımla demiş Nazmi ve... Cihat Altay. Cihat Altay. Menemen. Evet, Menemen. Harman... Harmaniyeli. Harmaniyeli Menemen. Bu arkadaşımız o gün iki tane çulluk vurmuş. Bir tanesi de buymuş. Şuraya da bir not düşmüş. Süleyman abi sana programda başarılar diler. Ustalara saygı ve suları sırası gelir. Teşekkür ederiz ona. Evet. Şurada da biz de senin programının hiç kaçırmadığımız için sana bu kuşu göndermek istedik. Sen de buna... Bunu layık görüp programında bahsedersen çok mutlu oluruz. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu arkadaşımız bu çulluğu bize göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Bizi layık görmüş, kıymetlenmiş, göndermiş. Fakat sanırım yapımında biraz bozukluk var. Evet. Yani belki amatörce yaptı. Evet. Ama kıymetini bilip soyup yememiş. Yani belki aldı yedi. Bunu ölümsüzleştirmek için bir şekilde kendi başına orada çabalarıyla evet. Bu hale getirmiş. Bunu biraz derleyip toparlamak istiyoruz. Tabii. Daha böyle güzel bir görüntüye sahip olsun istiyoruz. Evet. Senin yaptığın şu orijinalliklerle. Evet. Sanırım senin ellerinden bu kuş evet. Bir o kadar daha güzel olacak. Olabilir evet. Nasıl bir şekilde burada yapmayı düşünüyorsun? Şimdi söz güzel. Bunlar arkadaş bunlar hakikaten yani gerçekten bunlar var ya. Canlı sanki nerede dersin canlı kuş. Hele şu kuşu. Şöyle kuş çok gördüm nerede evet. Köpeğe kabarırken böyle evden açmış. Çok. Şimdi ustacığım. Hep anılarla yaşıyoruz ya avcılıkta. Özellikle çullukta biliyorsun. Bu çulluk avının anıları bitmiyor. Şimdi. Gel çocuğum. Mesela. Şimdi ben espri yapıyorum. Mesela şu iki kuşu ben kendime ayırıyorum. Evet. Şimdi şu fermada durmayan bir kuş. Evet. Onun arkasında köpek de var. Önünde ya da sağında solunda insan var. Ama o kuş fermada durmayacak. Evet. O kuş civranın içinden çıkacak, uçacak, gidecek. Onun arkası da bir durdu. Evet. O büyük, çok uzun bir kuş zaten. Çok sallamış. Diyorum hep anılar. Şu da bir anı. Bu fermada. Fermaya koştu. Köpeğin önüne geçti. Kuşun yaptığı refleks hareketi. Birden dikti kendini. Şu anda bu beni görür görmez uçacak. Evet. Yani bunları anılar. Bunlar bu domuz ayakları ne olarak kullanılıyor? Domuz ayaklarını kalemlik yapıyorum.